giderken ne demiştin bana? Bir gün gelecek olmayacaktın yanımda. Uçacakmışım elbet kendi kanatlarımla. Ah, bunu yapma, gitme baba. Şakadan da olsa ellerimi bırakma. Her şey yolunda işte, sen yanımda durdukça. Uçur beni kollarında, çocuk kalbim avundukça. Dün oynarken ne demiştin bana? Kahramanlar ölmez ama ancak kitaplarda. Her şey yolunda işte, kahramanımsın yanında. Cansın, cansın baba. Gitme, ne olur gitme. Bak hatırım için gel. Şimdi ayı senin kokunu alıp peşine düşecek. Ya orasında ayı düşünsün artık canım, Allah Allah. Hadi girin içeri. Allah'ım sen... Hadi girin soğutmayın içeri hadi. Salih. Girin içeri. Of, hadi sen de dikkat et. Şanslı kurdum ya Rabbim. Nereden çıktı bu ayı şimdi? Sen beni neyle imtihan ediyorsun ya Rabbim? git. Tamam oğlum git. Bakalım. Bak bu portakal. Çok güzel. Hem ekşi hem tatlı. Ah, babam gittiği yerde ne yapıyordur acaba tek başına? Babam orada yalnız değil ki. Yani halam Aysima ablayı da gönderdi ya yanına. Hala? Aysima abla hala dönmedi mi babamın yanından? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Onun da telefonu sürekli kapalı çıkıyor. Arıyorum. Şarjı bitmiştir belki. Diyelim ki Aysima'nın şarjı bitti, Paşabahçe'ye döndü. O zaman da zilimize basıp babamla ilgili haber vermesi gerekmez miydi? Gerekir. Evet, gerekirdi tabii. O zaman Aysima abla da babamın yanında kalmaya karar vermiş. Bence siz boşuna üzülüyorsunuz. Anladığım kadarıyla babanız gittiği yerde mutlu. Yoksa dönerdi zaten koskoca adam. Doğru. Vallahi Haluk haklı. Yani sonuçta şimdi baktığın zaman babam gerçekten koskocaman bir adam. Sağlığı da yerinde. Yani Egemen artık atak geçirmediğini söylüyor. Öyle değil mi Egemen? Tamam o zaman. O zaman bence biz birazcık fazla evham yapıyoruz. Yani babamın başına ne gibi felaket gelebilir ki? Hoş. Ayı nasıl kullanılır bilmiyorum. Dedim ben. Salih dedim, gitme dedim. Dışarıda ayı var dedim. Seni yer dedim. Gitti. Gitti dağlar gibi sözlüm gitti. Ah gitti. Aslanlar gibi yufkacı kralım gitti. Yok ablacığım yok. Üzme sen kendini. Allah aşkına koyuverme Nesrin abla. Adama bir şey oldu yok. Bak minibüse bindi. Orada güvende o. Yani ayı henüz Salih Usta'yı yemedi. Henüz yemedi ama biraz sonra löpür löpür götürecek dağ gibi adamı. Sonra böyle. Bak git. Hala, ne olursun babamın yerini söyle artık çatlayacağız burada ya. Evet ya, hadi bu çok uzadı. Artık söyle, kurtulalım, söyle. Kızım kaç kere söyleyeceğim size niyesini. Ben abime söz verdim, yerini yurdunu kimseye söylemeyeceğim diye. Zaten Aysima'yı yanına gönderdim diye sinirlenip kızdı bana. Bir de o bizim deli Nesrin nasıl becerdiyse yerini tespit etmiş, o da gitmiş yanına. Aa, deli Nesrin teyze babamın yanına mı gitmiş? Ya. Onun da telefonunu arıyorum. Onunki de kapalı. Biraz önce camına baktım. Işıkları yanmıyor. Herhalde o da abimin yanında kalıyor. Adam tabii gelmez ya. Çift okey'e dönüyor. Ben de olsam biri bitene kadar devam ederim. Yapma lan! Pis ayı! Çekil! Bırak çekil pis! Nesrin abla öyle bağırma ablacığım. Vallahi bak ayıyı kızdıracaksın sonra. Nasıl bağırmayayım ya? Biraz sonra ayı gibi bir ayı tarafından yenecek olan senin erkek arkadaşın değil tabii, sen rahatsın. Çekil şuradan! Vallahi bize doğru geliyor! Kaç! Geliyor! Yemin ederim bize geliyor! Allah'ım öldürecek bizi! Eyvah! Beni bıraktı, evdekilere gidiyor şimdi. Nesrin abla ya, ben sana dedim değil mi bağırma diye. Bak hayvanı başımıza sardım. Ay bu şimdi camı çerçeveyi indirir mi aşağı, girer mi içeri? Ay ne bileyim ben. Hakikaten ne bileyim ben, her şey bana soruyorsun. Ben ayı uzmanı mıyım? Ayı işte adı üstünde, her şeyi yapabilir yani. Mil levreyi bizim vazgeçemediğimiz bir yiyecek. Pazara gittiğimde balıkçı tezgahının etrafı sarılmıştı. Herkes kendi siparişini verip balığını kendi arzusuna göre temizletip hazırlatmak istiyordu. Bir yandan pazarlığı da ihmal etmiyorlardı. Balıklar taze görünüyordu. Muhtemelen balıkçı onları bu sabah ağlarından toplayıp... Neyse. Benim artık çok uykum geldi çocuklar. Ben yatıyorum. Siz yatmadan önce televizyon ışıkları kapatmayı unutmayın, olur mu? Hala nereye kalktın ya? Daha oturuyorduk. Evet hala ya. Hem yarın erken kalkmayacağız, bir şey yapmayacağız. İş yok, güç yok. Ne güzel oturuyoruz. Gece zaten daha yeni başladı. Sen git şöyle git, sohbet muhabbet ederiz. Geç. Ay, ne muhabbeti kızım ya? Deminden beri televizyon zaplayıp duruyoruz. Aa, olur mu halacığım öyle şey ya? Daha muhabbet yeni başlıyor. Hadi sen otur biraz daha bizimle. Hadi. Sana şimdi bir güzel kahve yaparız. Onu içersin böyle ayılırsın, uykun falan açılır hemen. Ay yok ben bu saatte kahve falan içemem ya. Tamam o zaman çay demleriz canım biz de. Çayın yanına da sessiz navigasyon oynarız. Sessiz navigasyon mu? Aha, sessiz navigasyon. Yani bir çeşit yer bilmece oyunu. Anladım. Yok anlamadım. Yani halacığım, biz sana sorular soracağız. Sen de bize babamızın yeriyle ilgili ipuçları vereceksin. Biz de yerini bilmeye çalışacağız. Öyle bir yol. Ha, isim şehir gibi yani. Ha, gibi. Aynen öyle. Ay ben küçükken çok severdim o oyunu. Ya bak ne güzel işte, şahane bir nostalji. Oldu canım. Yemezler. Beni katakulliye getirip de abimin yerini öğrenemeyeceksiniz. Hadi. Aa, hadi iyi geceler. Hadi. Ya, yemezler. Hadi. Ama gece uzundu da. Nasıl yedireceğiz? Amatörler. 30-40 saniye sonra hallederim ben bu işi. Nereye gitti bu hayvan? Ulan rüya mı görüyorum yoksa? Nesrin abla? Ayı gitti galiba. Yok. Bence gitmedi, kesin numara yapıyor. İçimizden birini yemeden hiçbir yere gitmeyecek. Belli aç bu hayvan. Ya! Abla biz kapıyı kapatmış mıydık? Ne bileyim. Ayı gelince akıl mı kaldı bende? Kalk. Ne kalk ben mi? Hayır, yok canım sen kalk bana ne? Kalk kontrol edeceğiz. Ya sen kalk sen aç. Sen önden git. Sen küçüksün. Hadi kalk. Evet küçüğüm. Büyüklere hürmeten benim önden gitmem lazım. Anam. Lan! Diyorsun. Şş, sus. Kapıyı kontrol edeceğim. Kapıyı kontrol ederim evet. Gel. Sakin oluyoruz. Sakin olamayacağım. Zincir. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Çabuk. Lan! Kırdın tabii, zinciri de kırdın. Panik yapmıyoruz. Allah! Ay bu kapıyı yıkacak mı, bizi öldürecek? Evet, bu kapıyı kıracak. Allah'ım! Sen bizi kurtar yarabbim. İçeri! Gel! Ne yapacağız? Demir! Ulan nasıl korkutup uzaklaştıracağım ben bunu ya? Yapma! O koskocaman bir ayı yani. O gelir kapıyı devirebilirse bunu hadi devirir ya. Biz de saçmalıyoruz ya. Ne yapayım? Daha iyi bir fikrim var ha? Var mı bir fikrim? Ne yapayım? Buzdolabını mı devireyim? Ne yapayım yani? Allah'ım ne olursun. Lütfen benim bir oğlum var tamam mı? Bu ayı beni yemesin. Bu yaşlı cadıyı yesin. Amin. Şu ayıdan kurtulayım. Baksana neler yok. Şu kapıyı kapatalım. Sen kapat. Hayır sen kapat. Sen kapat. Sen daha yakınsın. Kapat şu kapıyı. Nesrin, Aysima. Yani neredesiniz? Gitti mi ayı? Gitti, gitti. Sen nasılsın? İyisin ya. Ayı bir şey yapmadı değil mi sana? İyiyim, iyiyim. Yapmadı bir şey. Of, çok şükür, çok şükür. Hadi girin odanıza. Sıkı sıkı kilitleyin kapınızı, pencerenizi. Yatın uyuyun hadi. Sen ne yapacaksın usta? Ben nöbet tutacağım, ne yapayım? Ay, keşke sen de benimle gelebilseydin Salihciğim. O zaman nöbeti kim tutacak? Ama ben çok korkuyorum. Sen yanımda olsaydın ben sana sıkı sıkı sarılırdım, korkum geçerdi. Bak şimdi bu lölle lafları bırakalım artık, sese de gelir ayı. Hadi gidin yatın. Ay, resmen aramıza kara ayı girdi. Hadi. İyi geceler Salihciğim. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Tamam hadi uzatma. Usta. İyi geceler. İyi geceler hadi. Helal olsun ayı be. İyi niyetinle geldin ya, kurtardın beni bunlardan. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Evet. Bu işi artık çözmemiz gerekiyor. Çek. Gençler bulabildiniz mi bir şeyler? Bakıyoruz işte abla, bakıyoruz. Babamın kredi kartı ekstresinde kredi kartıyla alınmış herhangi bir uçak, tren, otobüs bileti falan yok. Abi kim amca? Aşkım. Zaten babam minibüste gitti. Ceylan belki minibüsle havalimanına kadar gitmiştir. Park edip oradan uçağa binmiştir. Mantıklı. Yani. Hayır bulamaz. Babam uçakla hiçbir yere gitmedi. Neden? Çünkü minibüsüyle seyahat etmek istediğini söylemişti. Şimdi minibüsüyle de İstanbul dışına çok fazla çıkamayacağına göre gezine gitmiş olmalı. Olur. Şimdi çocuklar, bu zaten geçen ayın ekstresi. Eğer bir sonraki ayın ekstresi olsaydı ne olurdu? Ha? Ne olurdu? Babamın nereden benzin aldığını bulabilirdik. Bir ay mı? Hayır olmaz. Bir ay bekleyemeyiz. Çok uzun süre. Yarın ne pazar? Pazar günü biz ne yaparız? Biz pazar günleri çalışmıyoruz. Biz pazar günleri çalışmadığımıza göre babamızı aramak için çıkabiliriz. Babamızı arayıp da çıkarsak çıkıp da bulabiliriz. Aha! Buldum. Ben babamı buldum. Ne buldun? Babam yarışma için çalışırken Amazon ormanlarının olduğu yere işaret koymuş. Tamam işte. Babam o zaman kesin orada. Bulduk adamı ya. Aslıcığım, aşkım. İstiyorsan saçmalama ha? Ne dersin? Egemen niye öyle diyorsun şimdi? Yani babamın bir eski eşi, dostu, akrabası olamaz mı Amazon ormanlarında? Yahu hayatım benim babam yufkacı papağan mı? Yani adamın ne işi var Allah'ın Amazon'unda? Ne arkadaşı olacak bunun ya? Allah Allah. Yahu biraz ufkunuzu açın ya. Biraz geniş pencereden bakın artık dünyaya ya. Öf! Bulun hadi o zaman babamı. Bulun bakalım. Ece çok acayip bir şey buldu burada. Eyvah ne buldu acaba? Tam bir disko ceketi. İnanılır gibi değil ya. Babam vakti zamanında muhtemelen bununla Paşabahçe'nin altını üstüne getirdi. Hoş. Artık bana mümkün değil olmaz. Tam kötü Türk filmi karakterlerine benzedim. Acaba rica etsem bana verir mi? Bilmem, babam kendisine sorman lazım hayatım. Doğru söylüyorsun. Ama onun öncesinde benim sana bir şey sormam lazım. Sor ya. Sen şimdi tam olarak hafızanı kötü bir şekilde kaybettiğin için sana bu soracağım soruya çok yabancısın. Ama korkma, şimdi soru geliyor. Çünkü ben sana bunu 750 kere falan tekrar etmiş olabilirim. Allah Allah ya. Sor bakalım, çok merak ettim. Haluk'cum ne yapıyorsun? Hakikaten ilk defa duyuyorum. Ama sende bir omega eksikliği var herhalde hayatım. Çünkü ben sana ne yaptığımı anlattım değil mi? Dolapta buldum bunu, üzerime giydim, çok beğendim dedim. Geldim buraya, ha? Disko falan. Sen beni dinlemiyor musun? Yok, gayet iyi dinliyorum ben seni. Sadece merak ettiğim konu, biz babamı bulmak için bu kadar didinirken sanki Burak nereden geliyor? Ha, ya ben rahatım. Çünkü babamın nerede olduğunu nasıl öğreneceğimi buldum. Nasıl öğrenecekmişiz? Halamdan. Ya enişte bırak Allah aşkına ya. Akşam akşam olmayan kafanla bizimle kafa buluyorsun. Halam demedi mi ya? Benden can çıkar laf çıkmaz demedi mi ya? Hayat, onu halan gündüz vakti, uyanıkken söyledi. Sen bir de halanı gece gör. Halam uyur gezer miymiş gerçekten? Hem de ne uyur gezer. Salsanız böyle çarşıya pazara gider. Ya. Yani şimdi biz gece halam uyur gezerlik yaparken onu yakalayıp babamın nerede olduğunu sorarsak bize şak diye söyleyecek, öyle mi? Bülbül gibi. Ya halam babama verdiği sözü tutmaya kalkarsa uyur gezerken de? Evet. Ya uyurken bile babamın nerede olduğunu bize söylemezsin. Hadi ama hala, babamın yerini bildiğini biliyoruz. Ha? Eğer babamın yerini söylemezsen, sana daha fazla sütlaç yok. Hı? Enişte sen ne yaptın ya? Aa, uyanıyor. Bu çok riskli bir plan enişte. Halam uyanırsa biteriz ya. Sonuçta kadın da tavanın ne zaman nerede çıkacağı belli olmuyor. Hiç. Yok yok. Hala mışıl mışıl uyuyor. Bir bebek gibi. Abi. Kapat kapat. Uyanacak şimdi. An itibariyle ayvayı kabuğuyla beraber yemiş bulunuyoruz. Afiyet olsun. Günaydın. Allah çıkabilirsin. Hayır. 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 Kusura bakma hayatım ama gerçekten çok saçma bir plan bu. Peki daha iyi bir plan olan var mı? Ya en azından benim bir planım var. Sizde o da yok. Egemen gerçekten mümkün mü böyle bir şey? Yani ablacığım bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ama tabii ki herkes gibi böyle bir vakanın olduğunu biliyorum ben de. Egemen. Belki uyur gezerlik senin uzmanlık alanın olmayabilir. Ama katakulli ve dolandırıcılık benim uzmanlık alanım. Hı? Allah'ım gerçekten çok şanslı bir kadınım ben ya. Seninle gurur duyuyorum kocacığım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de kendimle gurur duyuyorum. Ama benim bu çakallığım, tilkiliğim, kurtluğum hep dış dünyaya. Kendi aileme, özellikle de biricik karıma karşı. Kuzu gibiyim, kuzu. Maşallah enişte, hayvan belgeseli gibi adamsın. Emrecan, benim hafıza şimdi Japon balığı gibi. Böyle geliyor gidiyor. Tam net oturmuyor. O yüzden sen yarın sakın unutma. Muhakkak bana hatırlat. Seni bir güzel bir döveyim ben. Bir dakika ya. Haluk. Canım. Sen halamın uyur gezer olduğunu nasıl hatırlıyorsun? Hı? Evet ya, ablam çok güzel bir noktaya parmak bastı enişte. Sen nereden hatırlıyorsun halamın uyur gezer olduğunu? Ha. Şeyden biliyorum ben. Neyden biliyorsun hayatım? Sana şükürler olsun ya Rabbi. Binlerce kişi köle olsun. Hatırlıyorum. Bugün polise. Ne? Bana o kadar iyi davrandınız. Beni o kadar çok sevip saydınız ki. O kadar el üstünde tuttunuz ki. Sayenizde bazı şeyleri yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Hafızan kendine gelmeye başladı ve sen ilk halamın uyur gezerliğini mi hatırladın? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Kul sıkışmadan Hızır yetişmez derler. Öyle değil mi? Muhteşem, muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem. Gelin size bir sarılayım Allah aşkına. Gel. Ne olursun gel. Ah yüce Rabbim sana şükürler olsun. Böyle muhteşem bir ailenin içine beni de vakıf ettiğin, yufka kokularına nail ettiğin için. Benim bir an evvel iyileşmem için mucizelerini bana yaşat ya Rabbi. Ay resmen zorla uyuttum anne adaylarını ya. Amma direndiler illa uyumayacağız uyumayacağız mis gibi. Uhu. Bunlar iyice uyur gezer olmuşlar ya. Aşkım. Ya halam hala uyanmadı saat 3 oldu. Haluk. Sen de mi uyudun ya? Hey. Haluk, kalk. Kalk. Emrecan'ı uyandır. Saldır şuna. Uyandır. Şşş. Enişte. Halam uyuyor mu şu anda? Uyuyor ya. Mışıl mışıl bebekler gibi uyuyor. Sana bir şey sormamız lazım. Babam nerede hala? Nerede saklanıyor? Babanız müştemilatta. Ne? Aa, saklımıza gelmedi ya. Ya adamcağız burada ne işi var? Donmuştur çoktan ya. Burnuna düşmüştür. Baba. Baba. Yok mu? Yok. Allah. Hoş bu soğukta burada olması zaten imkansız. Aynen ne bekliyorduk ki? Ya hani insanlar uyku serseminde böyle şuursuz saçmalar ya. Allah'ım da uyku sersemi de değil hatta uykuda olduğu için böyle aklına ilk gelen müştemilat diye salladı herhalde. Önemli değil Emrecan. Halamın ilk seferde doğruyu söylememiş olması çok normal. Şimdi içeri girip birkaç kez daha sorarız. Ne kadar sallayabilir ki? Bilinçaltı devreye girip bize doğruyu söyleyecek ha? Aynen öyle ama o zamana kadar donmasak mı acaba gençler? Hadi girelim. Aç hadi. Kapıyı kim kapattı? Anahtarı unuttum. Ya bir de doktor olacaksın. Aferin sana yemeği. Ne yapayım ben? Arka kapı biraz zorlayalım. Arkadaşlar yürüyün. Halam tekrar uykuya dalmadan önce onu bir an evvel konuşturmamız lazım. Bu kapı kilitli ya. Ha kilitli. Hep açık oluyor mu? Hani? Yani gündüzleri açıp da geceleri sonuçta bütün kapılarını kilitlediğimiz gibi kilitliyoruz enişte. İğni var, cini var, topu var. Yalnız biraz daha eve girmezsek ben gerçekten burada donacağım ya. Kulaklarımı hissetmiyorum. Ya ablacığım o zaman yapacak bir şey yok. Ben kapıyı çalacağım. Halam da gelip açacak. Şişt. Saçmalama ne yapıyorsun? Babamı bulmak için son şansımız bu. Mahvedemeyiz. Yalnız enişte senin dediğini yaparsak yine son şansımız olacak. Bu sayede de babamı bulma şansımız tamamen ortadan kaybolacak. Benim aklıma bir şey geldi. Ha. Ha. Bizim odanın camına bir tane taş atarsam Ceylan'ı uyandırabilirim ha? Yuh! Saçmalama Emrecan ya! Ağacı sökseydin istiyorsan. Kızı uyandırma, saçmalama. İkizleri var onun, rahatsız etme onu. Hadi gel. Ne yapacağız peki? Nasıl gireceğiz içeri? Açalım böyle şöyle. Ne yapıyorsun hayatım? Kapıyı kıracağım hayatım. Saçmalama canım, öyle kapı kırılır mı? İzle de gör karıcığım. Ya Haluk. Sevgilim. Tüm konsantrasyonumla, tüm gücümü omuzumda birleştirip kapının içinden geçeceğim. İyi misin? Bu kapı çelikmiş. Lafımı bitirmeme izin vermedin ki. O kapının içi çelikti ya. Elemen çelik, Ece çelik. Çocuklar, sabahın 3'ünde ne işiniz var sizin bahçede? Ne işimiz var? Biz böyle hava almaya çıkmıştık halacığım. Havamızı aldık, eve dönelim dedik hala. Ama işte kapı ardımızdan kapandı. Anahtarları da almışız. Gece gece dışarıda kaldık. Anladım. Yavrum niye zile basmadınız? Ben size kapıyı açardım. Aşk olsun halacığım, sana kıyabilir miyiz uyandırmaya falan? Ay, ay canlarım benim, canlarım. Ama siz niye paltonuzu, montunuzu almadan çıktınız böyle? Evet halacığım. Yalnız şöyle bir şey var. Biraz daha sorguya çekersen bizi... Yani ben ya donarak ya da önümüzdeki haftalarda zatürre olarak aranızdan ayrılacağım. Allah korusun yavrum. Hadi hadi girin içeri. Çekilin işte. Çıkın odalarınıza. Ha, bu arada sakın bir daha halanızın aklını hafife almayın. İşte böyle aklınızı alıveririm sizin. Sizi sabaha kadar o kapının önünde bekletmek vardı ya. Hala yüreği işte dayanamadım. Korktum üçlü pasta olursunuz diye. Ne de olsa siz bana babanızın emanetisiniz değil mi? Ya. Hadi Allah rahatlık versin. O terliklerle çıkmayın yukarı ha. Hadi. İyi geceler. Herkes nöbet yerlerine geçsin. Halam şimdi 5 dakikaya dalar. Yarım saat sonra da mutfakta böyle abuk subuk yürümeye başlar ha. Ha? Ha? İyi tamam, siz bilirsiniz. Ben gerekirse sabaha kadar kalıp halamı konuşturmanın bir yolunu bulacağım. Günaydın Salihciğim. Nasılsın Salih'ciğim? Rahat uyudun mu burada? Gayet güzel uyudum. Uyanana kadar her şey yolundaydı. Sonra sen geldin işte. Ay! Yani sen de beni çok özledin ha? Ya ben öyle bir şey mi dedim? Sabah sabah vantuz gibi yapıştı adama. Salih'ciğim, sabaha kadar gözüme uyku girmedi biliyor musun? Hep seni düşündüm. Sebep? Ya ayı seni yeseydi? Nasıl korktum anlatamam. Ayı gelip beni yeseydi, bu kesintisiz ızdıraptan kurtarsaydı hiç fena olmazdı aslında. Aa, usta kahvaltı hazır. Allah kahvaltı hazır. Hadi buyur. Allah razı olsun Aysima. Ama kalktığından beri 2 dilim domates, bir peynir, bir zeytin. Onun havasını atıyor bana. Gel hadi gel. Gel. Kahvaltımızı çabuk çabuk yapalım. Hemen çıkalım yola. Hava güzel, yarım saatte yürürüz. Ah! Ah! Ama Salih'ciğim benim ayağım hala çok burkuk. Çok acıyor hala. Ben bu halde buradan köye nasıl yürüyeceğim? Demin keklik gibi tepeme zıplarken bir şey yoktu ayağında. Ayrıca öbür ayağın değil miydi senin burkuk o? Ay işte sana günaydın demenin heyecanıyla onu şey yapmışım. Ayrıca bundan buna da sıçradı ayağımın acısı. Bulaştı ya. Bulaşıcı yani. Bence Aysima tek başına yürüsün gitsin köye kadar. Senle biz benim ayaklarım tam olarak iyileşene kadar 3-5 gün daha burada kalalım. Ha? Aa bir dakika. Ay ne? Gene mi ayı geliyor? Bizim şarjımız ve telefonumuz var ya. Aa evet. O tarafa koymuştum usta. Sehpanın üstündeydi. Heh. Al canım. Hemen takayım bunu da bir an önce doğsun. Telefon ederiz, köyden araba gönderirler. Seni kesesim var ama. Günaydın. Günaydın. Günaydın halacığım, nasılsın? Günaydın kızım, sen nasılsın? Ay iyi, Salihcan nasıl? İkimiz de iyiyiz halacığım. Salihcan artık beni tekmeleyerek uyandırmayı bıraktı. Usul çocuk olacakmış. Şimdi ben uyanıyorum, ondan sonra tekmelemeye başlıyor. Maşallah. Aferin kerataya. Yavaş. Ama bu koku. Bu onun kokusu. Ben dedim, halam bizi pazar günü menemensiz bırakmaz dedim. Günaydın. 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 Normalde dün geceki toplu katakulli girişiminizden sonra bugün size menemen yapmayı düşünmüyordum ama hala yüreği işte. Pazar sabahı sizi menemensiz bırakmayı kıyamadım yine de. Bir tanesin halacığım sen. Günaydın. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Aa! Halacığım her şeye rağmen pazar menemenini yapmış. Ya siz halanızı azıcık olsa bile sevmeseniz bile halanız sizi çok seviyor. Aşk olsun hala. Biz de seni çok seviyoruz. Nasıl ya? Biz de çok seviyoruz. Evet halacığım, çok seviyoruz seni biz. Ya dün gece gördük beni ne kadar çok sevdiğinizi. Halam evin içinde uyur gezerlik yapıyor. Maazallah bir yerlere takılıp düşerse, bir yerine bir şey olursa deyip hemen beni yatağıma yatıracağınız yerde karşıma geçip beni maymun etmeye kalkıştınız. Aa estağfurullah hala. Vallahi o tamamen eniştemin başının altından çıktı halacığım. Öyle mi? Evet halacığım. Sen uyur gezerlik yaparken seni konuşturmak tamamıyla eniştemin planıydı. Ama biz onu uyardık hala. Dedik ki halam uyanırsa hepimize çok kötü kızar dedik. Ama enişten bizi hiç dinlemedi hala. Bizi aksine planın ortasına çekti ve hepimizi suça alet etti, biliyor musun? Hala gerçekten bravo çocuklar ya. Üçünüze de ayrı ayrı bravo. 2 dakikada gömdünüz eniştenizi ya. Sahi senin o gönüllerin sıpası kocan nerede? Kendisi bugün hiç yataktan çıkmak istemediğini söyledi halacığım. Evet, tabiri caizse malak gibi yatmak istiyormuş. Şimdi kafası da biraz arızalı olunca ben de kıyamadım, ne yapayım. Ama sabah menemenini yiyemeyeceği için halam bana akşam artık yapar menemeni dedi. Tabii. O kalksın. Ben tavayla birlikte yedireceğim ona menemeni. Söylerim halacığım. Ablacığım, ekmek alabilir miyim? Sahi, Ceylan niye gelmedi sofraya, nerede? Hı? Ceylan odada hala. Biliyorsun birazcık uzun sürüyor ya hazırlığı onun. Gelecek şimdi. Halacığım bu arada babamdan bir ses var mı? Sabah aradım seni. Maalesef. Hiçbir haber yok çocuklar. Şarj oluyor. Şarj olur ustacığım da o biraz geç olur. Benimkinde problem var. Sen gel otur kahvaltını yap. Çay da vereyim. Menemen. Birazcık alayım. 2 günde alıştırdım menemene. Evet, menemen bağımlısı oldum resmen, yani menemen manyağı oldum. Salihciğimin menemenle hiç arası yokmuş eskiden. Ailecek karşılarmış. Ama tabii bir kadının erkek arkadaşının hayatına bir şeyler katması ve ona ışık olması çok önemli bir şey. Ya menemen sayesinde aydınlandım. Işıl ışıl oldum. Hadi hemen yiyelim yemeğimizi. Telefonun o zamana şarj olur. Köyden araba çağıracağım. Bizi götürsün köye bıraksın. Aynı arabayla geri döneceğim çünkü daha. Sen bizimle gelmiyor musun Paşabahçe'ye? Yok, ben gelip servisçileri bekleyeceğim ya. Bana söz verip gelmediler. Bizi burada ayıya kurda mahkum ettiler. Önce onlar gelecek, ben onlara bir dalacağım. Ondan sonra onlar minibüse dalacaklar falan, çok işim var yani. Ya Salih'cim, biz de seninle birlikte bekleseydik minibüsün tamir olmasını. Sonra hep birlikte binerdik minibüse, Yolda şarkılar söyleye söyleye dönerdik Paşabahçe'ye. Çok güzel olmaz mıydı? Hayır, hiç güzel olmaz. Hem ben daha şimdilik eve dönmeyi düşünmüyorum. 2 gündür dinleyemedim, kafamı dinleyeceğim müsaade ederseniz. Ne demek müsaade usta? Müsaade senin. Bir daha söylüyorum bakın, bir daha tembihliyorum. Sakın çocuklara benim burada olduğumla ilgili en ufak bilgi vermeyeceksiniz. Bu ayı meselesi de üçümüzün arasında sır olarak kalacak. Peki Salih'cim. Tamam usta. Halacığım ne olur ya, gözünü seveyim artık. Bırak şu inadını da babamın yerini söyle bize. Evet ya. Bak bir de arıyorum ulaşamıyorum falan diyorsun. 2 gündür ne bileyim ciddi bir şey olacak maazallah. Aynen halacığım. Ayrıca sırf babamın değil yanındakilerin telefonlarının kapalı olması da bence çok ciddi bir durum. Evet. Yanına gittik diye bize kızacaksa da kızsın hala. Biz bütün suçu üstleneceğiz. Halamı zorla konuşturduk deriz. Bak burada çatlıyoruz meraktan ama. Evet. Tamam. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Oh be. Ama eğer bana çok kızıp küsmeye kalkarsa, hatta beni kardeşlikten reddederse, o zaman biz halama psikolojik baskı ve duygusal şiddet uygulayıp zorla itiraf ettirdik diyeceksiniz. Bütün suçu üstleneceksiniz, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam söz. Söz. Tamam. Söyleyeceğiz. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Babanız şeyin evinde kalıyor çocuklar. Evet, evet. Devam et halı. Kimin yanında? Söylesene. Tam zamanında. Aa, Aysima arıyor. Aa. Aç, aç. Efendim Aysima? Nermin benim. Ay abi. Aa, nasılsın? Ay çok merak ettik seni. Babanız arıyor. İyiyim Nermin, iyiyim. Yaramazlık yok çok şükür. Ay çok şükür, çok şükür abi. Seni dünden beri çok merak ettik. Aklımız çıktı. Hiçbir sıkıntısı yokmuş çocuklar. Dün ben seni aradıktan sonra Aysima'nın telefonunda şarjı bitti, kapandı. Onu da şarjı nereye koyduğunu bulamadı gece. Sabah buldu anca işte. Ay anladım abi. Olsun çok şükür. Arayıp haber verdin ya. Bu bize yeter. Hala benden çok selam söyle babama. Çocukların sana çok selam varmış abi. Halacığım özlediğimizi de söyle. Seni çok özlemişler. Ya baba biz seni çok seviyoruz. Ne olursun evine geri dön. Nermin. Onlar niye oradalar hala? Niye gitmediler evlerine? Abi daha önce söyledim ya sana. Evlerinde birkaç günlük iş varmış. Onu halledince hemen dönecekler. İyi. Onlar evlerine dönene kadar da ben buradayım o zaman. Tamam abi anladım. Abi Aysima ile Nesrin hala yanındalar mı? Yanımda. Dün minibüsün marşı basmadı da o yüzden mecburen burada kaldılar. Şimdi birazdan götüreceğim ben onları Paşabahçe'ye göndereceğim. Kendim kalacağım burada. Babanızın minibüsü arıza yaptığı için Aysima ile Nesrin orada kalmışlar. Yalnız Nermin kurban olayım buraya başka birini gönderme artık olur mu? Bak vallahi bir kızarım bir daha kolay kolay da barışmam. Tamam tamam abi sen merak etme. Söz veriyorum hiç kimseye göndermeyeceğim. Tamam. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Köye çıktığımda kendi telefonumu şarj ederim. Tekrardan ararım seni. Tamam abi. Kendine iyi bak olur mu? Tamam hadi görüşürüz. Güle güle. Evet. Babanız arayıp iyi olduğunu haber verdiğine göre artık babanızın nerede olduğunu size söylememe gerek kalmadı. Yapma hala ya. Alo anneciğim. Oğlum nasılsın? Ya iyiyim anneciğim iyiyim de sen nasılsın? Dün akşamdan beri arıyorum çok merak ettim seni. Telefonların kapalı hep. Merak etme çocuğum iyiyim ben. Gayet iyiyim. Dün Salih Usta'ya gelmiştim ben. Şarjım bitti. Sonra böyle bir sürü olaylar da oldu. İlginç detaylı anlatacağım ben sana. Akşam minibüste bozulunca kala kaldım burada. Ama yola çıkacağım birazdan. 2-3 saate evde olurum yani. Tamam anneciğim tamam. Sen nasılsın? Neredesin sen? İyiyim ben de anne. Bugün yufkacıyı açtım. Öyle bir sağa sola siliyorum. Genel temizlik yapıyorum. Ne? Yufkacıyı mı açtın? Yufkacıyı mı açmış? Aa! Yiğit, yufkacıyı açmış. Temizlik yapıyormuş. Alo Yiğit. Alo usta. Oğlum sen bugün pazar niye açıyorsun dükkanı? Ayrıca anahtarı kimden aldın? Emrecan abiden aldım usta. Emrecan'dan mı? Ya dün anahtar bende kalmıştı. Dükkanı ben kapattım. O yüzden. O eşek sıpası kendini niye kapatmıyor dükkanında? Sen kapatıyorsun. Yok yok usta. Yani ben kapatmak istedim. Ya madem artık bu dükkanın çırağıyım, ya ben de bir işe yaramak istiyorum hem. Ya bugün ödevim falan da yoktu. Öyle boş boş oturacağıma geleyim dükkanı açayım, sağ sol temizleyeyim istedim. Ha, iyi o zaman. İyi yaptın, aferin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol usta. Günaydın. 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 Ne var? Gel bakalım küçük kız. Oo, başlasaydınız ben siz. Başladık zaten. Telefon. Aa, Egemen babam mı arıyor yoksa seni? Ya yok hayatım ya. Eniştemin doktoru arıyor. Eniştenin doktoru mu? Evet ablacığım. Eniştem hafızasını kaybedince ben diğer birimdeki hekim arkadaşlara danıştım. Sonuçları tekrar incelesinler diye. Bir saniye. Alo. Başhekim Egemen Çelik. Aa, merhaba Sametciğim. Ne yaptın? Baktın mı eniştemin sonuçlarına? Aha. Evet. Ben zaten şüphelenmiştim böyle bir şey olduğundan da. Neyse. Tamam Sametciğim, görüşürüz. Sağ olasın. Egemen ne oldu? Hı? Neyi var Haluk? Eniştemin durumu çok ciddi abla. Ne demek ciddi? Yani bu şekilde giderse eniştem daha fazla yaşayamaz. Ne diyorsun Egemen sen ya? Ne saçmalıyorsun? Abla, eniştemin MR sonuçlarına baktırttım. 1, üçkağıtçılık. 2, dalaverecilik. Ve 3, yalancılık hastalığı çıktı. Egemen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Dost soru apaçık konuşsana. Ya işte apaçık söylüyorum ablacığım. Eniştem bu kafayla giderse çok yaşayamaz az önce söylediğim gibi. Yani bir gün birinin elinde kalır, gebertirler eniştemi. Benden söylemesi. Aman. Biz de yeni bir şey zannettik ya. Tamam bir dakika durun, hemen harcamayın eniştenizi. Ne oluyor Egemen, açıklar mısın? Abla meğerse eniştem hani bize hafızam uçtu gitti, hiçbir şey hatırlamıyorum demişti ya. Ya adam ayaküstü hepimizi işletmiş, kandırmış, öyle bir şey yok. Ne? Ya. Yani Haluk her şeyi hatırlıyormuş ama hafızam gitti, hiçbir şey hatırlamıyorum diye numara yapıyormuş, öyle mi? Aynen öyle ablacığım. Enişteme bak sen ya. Bütün akşam hafızam gitti, hafızam gitti diye delirtti bizi. O kadar eziyet çektirdi, o kadar hizmet ettirdi kendine. Yok kahvem acı, yok çayım koyu. Ayıp denen bir şey var gerçekten yani. Abla, biz Kurban Bayramı'nda abimle beraber 2 kişi toplanıp danaya girelim diyorduk. Ama bu adilikten sonra ben enişteme girelim diyorum. Aynen öyle birader, kalk. Emrecan dur. Eniştenin sizi kandırdığı kadar beni de kandırdı. Ne oldu sonuçta? Takke düştü, kelle gözüktü. Şimdi biz ne yapacağız? Ona güzel bir oyun oynayacağız. Ha, bizim aslan damat da kalktı nihayet. Aslan damat. Günaydın aşkım. Günaydın hayatım. Günaydın benim bir tanem. Oh. Hmm. Ay, ay. Nasılsın aşkım? İyi misin? Bu sabah daha iyi gördüm seni. Yok, iyi değilim. Neden? Ya dün tam her şeyi böyle ufak ufak hatırlar gibi oldum. Yattım, uyudum, bir uyandım, her şey gitti. Aa, ya ben sana kıyamam ama. Ece'ydi değil mi? Ece'ydi tabii ki de. Ben senin biricik Ece'nim. Hayatının aşkı, bir tanecik karın, hayatının sonuna kadar tek sevgilin benim. Allah'ım ne güzel, ne şanslıyım ya. Evet, bak bu da senin biricik ailen. Ya muhteşem bir eşin yanında bir de şahane bir aile. Eşantiyon gibi. Vay, vay, vay. Eniştelerin kralı bu ya. Şunun güzelliğine, yakışıklılığına bak, ben dayanamıyorum. Vallahi öpeceğim. Enişteciğim nasılsın? İyi. İyi kardeşim, sen nasılsın? Vay be, ne münasebet enişte ya. Şimdi kardeşim olduk yani. Ben senin kılınçoğunum, kıl kayınço, hatırlamadın mı? Kılınço. Ya. Çekil çekil, ben de öpeceğim. Günaydın enişteciğim. Benim eşim adı da Aslı, Aslı. Evlisiniz ha? Tabii tabii. Bak bu da Salihcan. Salihcan, bu da senin en favori enişten Haluk enişten. Çocuk da var. 5 aylık. Oh maşallah. Enişte, adamsın ya. Adamsın. Eniştem benim. Evet. Sen de bir diğer kayıcı olmalısın. Tabii. Seni çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Evet eşim. Enişte sana bir şey söyleyeceğim gerçekten. İnsanın seni gibi eniştesi olsun. Diyeyim 50 milyon borcu olsun. Olsun ya. Be. Emrecan, benim aklıma bir fikir geldi. Diyorum ki eğer bizim çocuklardan bir tanesi erkek olursa adına Haluk koyalım. Ben diyorum ki birinin adını Haluk koyalım, diğerinin adını Güney koyalım ya. Emrecan ya. Bravo. Haluk, Güney, sofra hazır. Hadi annem gelin soğutmayla. Çok güzel oluyor. Şahane. Vallahi bayağı iyi ya. Günaydın damat. Aa, Nermin alayı hatırlamadın mı? Yok, benim hafıza komple gitti. Aa, ya sen hiç üzülme Haluk'cum. Biz sana çok iyi bakacağız ve senin o hafızan geri gelecek. Tamam, bana çok iyi bakın. Tamam. Dur bakayım. Hı -hı. Vallahi çok iyi baktım sana. Halanın elini öpsene, ayıp. Öpeyim. Havada kaldı. Öpeyim halacığım. Ay, 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 ay. Oh, oh maşallah, maşallah. Oh, 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 oh. Bayram değil, seyran değil. Hala beni kucakladı. Geçelim mi artık kahvaltıya? Geçelim tabii. Hadi otur bakalım. Hadi, hadi. Aile, hadi herkes otursun. Haluk da buraya otursun. Başka şey. Otur, otur Haluk'cum. Ailecek mutlu bir kahvaltı. Otur benim canım kocam. Ay, koç mu koç? Ay aşkım benim ya. Tavadaki şey ne? Menemen mi? Evet. Halamın beyaz peynirli meşhur menemeni. Bakalım. Ne yapıyorsun? Tuzak sorum hayatım bu. Menemene dalıyorum. Enişte, sen menemen sevmezsin ki. Ne yapmam? Sen menemenden tiksinirsin. Sen sofrada menemeni görür görmez böyle öğürüp sofradan kaçarsın enişte. Tabii canım. Enişte hatta ben sana hastanede bir besin testi yaptırmıştım. Dur söyleme. Menemene alerjim çıktı. İşte bu. Lan zehir mi? Zehir ama zehir. Allah beni kahretmesin. Menemen senin için en tehlikeli besin öğesi. Menemen bir besin öğesi miymiş? Tabii. Hatırlamıyor musun? Bir keresinde yanlışlıkla menemen yedin de böyle yüzün gözün dayak yemiş boksörler gibi böyle şişti, kapandı falan gözlerin. Böyle cibiliyetsiz, sıfatsız bir şeye dönüştün o bebek yüzün gidip. Kriptonit gibi bir şey o zaman bu tabii. Menemen. Ya nasıl hatırlasın çocuk ya? Hafızası tamamen uçup gitti. Evet ya. Gitti. Ay, hafızam gitti, çok kötü. Ya enişteciğim, seni son anda ölümden kurtardık yani. Yiyordun ve ölüp gidiyordun başka diyarlara. Şükret. Allah korusun. Sağ ol. Ben ne yiyeceğim şimdi? Sen her zaman ne yiyorsan onu yiyeceksin Haluk. Ne yiyorum? Birazcık mutlu küçük tatlı beyaz peynir. 3 tane de zeytin vardır belki. Çok güzel. 1 tane domates. Yok, 1 tane yeter. Asitti, şimdi yemesin onu. Yalnız kepek ekmek göremedim ben. Bugün almayı unutmuşuz meğerse. O yüzden ekmeksiz yiyeceksin onları Haluk'cum. Niye? Cezalı mıyım ben? Hayır, cezalı değilsin. Sen diyettesin. Diyette miyim? Evet, hatırlamıyorsun ama diyettesin. İyi ama ben incecik adamım. Niye diyetteyim ki? Evet. İnceciksin ama maşallah enişte şey... Sen şeker hastasısın değil mi? Değil mi çocuklar? Evet, tabii. Evet. Evet, şekersin sen. Ve bunu kim söylüyor biliyor musun? Doktor Egemen Çelik. Başhekim. Güven. Ne yapalım? Hadi. Afiyet olsun. Ay menemen yaşasın. Oh be. Oh, vallahi sağlık. Muhteşem olmuş. Zevkli de çok fena gidiyor. Diyet bozdurmuş. Kolum falan yiyeceğim şimdi. Hadi bakalım hanımlar. Biraz çabuk olun, minibüs bizi bekliyor hadi. Geldim usta, geldim. Ya usta sen burada tek başına kalacaksın ama iyi olacağına emin misin? Evet, hem de çok eminim. İyi de ya yine ayı çıkar gelirse? Yok, gelemez, jandarma yakalamış ayı. Aa. Evet. Sen nereden duydun? Şoför söyledi, kahvede konuşuyorlarmış, köy kahvesinde. Karadeniz'de ormana bırakacaklarmış, kendi doğal yaşamına geri dönmeyecek. Ay. İyi yani. Çok sevindim ya, iyi. Ayının adına mı sevin, benim adıma mı sevin? Hadi ikiniz adına diyelim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Hesaplandı. Usta ben bu kadına daha fazla katlanamayacağım. Ya bütün gece ayı gelecek diye aynı odada yattık. Sabaha kadar söylene ömrümü yedi vallahi ya. Hayal bütün yaşam enerjimi çekti kadın. Ay neyse, ben benim seviniyorum. Allah sana sabır versin usta. Tamam, hadi bakalım. Salih'ciğim, bu kadınla samimiyetinizin dozu hiç hoşuma gitmiyor. Ben Nesrin, bak. Tamam canım, tamam. Sen yorma o güzel nefesini. Ben sana sonuna kadar güveniyorum. Senin bana ne kadar aşık ve sadık olduğunu biliyorum. Ya yok öyle. Ben varken gözünün başka hiç kimseyi görmeyeceğini biliyorum. Ya nereden çıkarıyorsun? Ben evet, sadece... Evet, ben de hiç güvenmiyorum bu kadına. Tam bir kara kedi, tam bir yuva yıkıcı çünkü. Ya ne yuvası? Hangi yuva? Evet, çok dikkatli olmalıyız. Yani aramıza girmek, seni benden çalmak için her şeyi yapabilir bu. Ama seni benden çalabilir mi? Evet. Hayır, bence de hayır. Neyse, zaten haftaya seninle tanışmak için annem Adana'dan gelecek. O zaman bütün Paşabahçe gibi o da aramızdaki ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu ve Allah izin verirse bu yaz düğünümüzü yapacağımızı. Ya ne düğünü ya? Kır düğünü. Ha. Hani hep demiştim ya, ben kır düğünü istiyorum, böyle hayal ediyorum diye. Annemle de konuştum. Geleneklerimize ve göreneklerimize çok uygun olacağını düşündüm. Ya Nesrin bak. Tamam kardeşim, geliyoruz. Hadi geç sen minibüse, geç hadi. Allah'ım yarabbim ya, en sonunda taşınacağım şu Paşabahçe'den temelli. Çok uzaklara gideceğim. Yalnız ne yedik ya? Çok fazla yedik. İyi yedik, hatta abarttık. 5 dakikada gömdük koca tava menemeni. Yalnız Halıcığım, son yıllarda yapmış olduğun en iyi menemeni yapmış olabilirsin. Gerçekten ellerine sağlık. Bu konuda senin üstünü asla tanımıyorum. Afiyet olsun yavrum. Sen doydun mu kocacığım? Çatlamak üzereyim. Aa, çatlama. Afiyet olsun. Ay. Ay. Ne oldu? Ay. Halacığım, Salihcan da senin menemene bayıldı galiba. Nasıl tekmeliyorlar ya. Ay yerim veriyordu, yerim. Ya ne güzel. Salihcan bile yedi halasının menemenini. Bir tek benim kocam yiyemedi. Aa, enişte, biz böyle insanlıktan çıkmış gibi menemeni gömünce sen bize gönül koymadın değil mi? Olur mu Emrecan? Estağfurullah. Evet, kahvaltımızı yaptık, karnımızı mis gibi doyurduk. Şimdi şöyle televizyon karşısında elimizde Türk kahveleriyle bir pazar keyfi yapalım ha? Evet ya. Benim kahvem orta şekerli enişte. Aa. Ne? Aa, ben de. Ben sade içiyorum, biliyorsun hayatım. Bilemezsin çünkü hafızanı kaybettim. Şimdi enişteciğim, ben buraya yazdım kim nasıl içiyor, kim nasıl seviyor. Sen bunu al bakalım. Buna baka baka, güzel güzel geçire geçire yap, tamam mı kahveleri? Güzel yap ama. Böyle köpüklü yap. Hadi bakalım enişteciğim, sana güvenim tam. Bol köpüklü şöyle güzel yaparsın, tamam? Hadi bakalım. Bırak. Evet, ay. Artık oh sofrayı da kahveleri dağıttıktan sonra toplarsın. Sofrayı niye ben topluyorum? İddiayı sen kaybettin ya enişte. İddia? Hı-hı. Evet enişte, sen herhalde geçen haftaki tavla turnuvasını hatırlamıyorsun. Tavla. Enişteciğim, iddiayı kaybeden önümüzdeki pazar, yani bugün bütün gün çay kahve servisi yapacaktı ya, o da sen oldun işte. Ayrıca bugün kurulan bütün sofraları toplayacak, bulaşıkları da yıkayacaktın. Yani şimdi sen maçı kaybettin, turnuvayı kaybettin. Ne olacak? Bütün hepsini yapmak zorundasın. Nerenizden uyduruyorsunuz ya siz bu turnuvayı? Böyle bir turnuva falan olmadı. Atmayın. Aa, enişte sen daha dün akşam ne yediğini hatırlamıyorsun. Ne şimdi bu laf? Yani enişteciğim, sen de işine gelince hatırlıyorsun, gelmeyince hatırlamıyorsun. Bizde kafalar bir karıştı yani. Neyse o zaman. Ben kahveleri yapayım. Zahmet olmaz. Yazıldığı gibi yap enişte. Ben çok eğleniyorum şu anda. Yalnız eniştemi böyle köşeye sıkıştırıp maymun etmemiz gerçekten şahane bir pazar eğlencesi oldu hepimiz için. Ya, bence durun ya, daha ne? Bütün gün oynayacağız eniştemizle. Bu ifkacızadeler bizim hafıza oyununa uyandı. Baksana bana, topyekün savaş açıyorlar. Akılları sıra bana yalanımı itiraf ettirecekler. Benim adım Haluk Güney. Ben bir savaşçıyım. Aynı zamanda sondan ikinci hava bükücüyüm. Madem canınız savaş istiyor yufkacızadeler, hay hay savaşırız. Aa, Haluk sen daha kahvelere dokunmamışsın. Şimdi başlayacaktım hayatım. Tamam, yukarıdakiler kahve bekliyor senden, hadi. Baş üstüne hemen. Hayırlı işler. Merhaba. Açık mısınız? Maalesef hanımefendi biz pazar günleri açığız. Açığız hem de çok açığız. Kapıdaki tabelada kapalı yazıyordu da ondan sordum açık mısınız diye. Bozuk o. Şey, bozuk. Bozuk mu? Şimdi oldu. Şimdi resmen açığız. Tamam. Nereye oturayım ben? Kaç kişi olacağız? Kaç kişi olacağız? Yani seni saymazsak tek kişi olmayı planlıyorum. Ne? Kaç kişi olacağız diye sordun ya kendini de katarak. Ha. Ha. İnşallah birazdan sipariş alırken de ne içiyoruz diye sormazsın. Peki. Buyurun istediğiniz yere oturabilirsiniz. Çay var mı? Bir 10 dakika beklerseniz olur. Başka şansın var mı peki? Yok tabii. Tamam, mecbur bekleyeceğim o zaman. Çayın yanında başka bir şey ister misiniz? Yani ne alabilirim mesela? Ne alabilirsiniz? Yufka olmaz. Ben bir bakayım hemen taze ne var ne yok diye, ona göre hemen haber veririm size. O zaman hiç riske atmayayım, ben çay alayım sadece. Peki. Eyvallah kaptan. Çok teşekkürler. Ha işte durak Güzelce. Evet. Ne zaman kalkıyor acaba? Ben birilerini bulayım da sorayım ya. Merhaba. Merhaba abi. İstanbul minibüsleri buradan kalkıyor değil mi? Daha yeni kalktı. 2 dakika olmadı gidelim. Tüh. Bir dahaki ne zaman gelir? Bir sonraki akşamüstü olur abiciğim. Hadi ya. Niye o kadar geç? Buradan İstanbul'a gidip gelen bir tek minibüs var. O da yeni kalktı. 2 saatte gidecek. 2 saatte gelecek. 1 saatte dinlenecek. Ancak akşamüstü burada olur abiciğim. Doğru. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul minibüsü 2 dakika önce kalkmış. Ya, yani vah vah. Bir dahaki minibüs de akşamüstü gelecek. İyi de usta biz ne yapacağız o saate kadar? Yapacak bir şey yok. Burada bir yerde oturup bekleyeceğiz. Ya da daha öne gidip orada beklesek. Hayır efendim, gitmesek beklemesek. Oraya ne zaman gitsek başımıza bir badire geliyor. Çıkamıyoruz bir türlü evden. Şu kahvede oturalım, bir çay içelim, bekleyelim hadi. Peki madem, hadi bakalım. Aha! Buyurun. Ha? Afiyet olsun. Ay, kahve getirenlerin çok olsun. Köpüksüz. Ama tam köpük gibi değil. Köpük köpük. Ay ay maşallah, maşallah. Sade değil mi bu? Sade. Enişte bu ne bu ya? Üf. Enişte bu ne ya? Bulaşık suyu gibi. Bulaşık suyu. Ay bu turşu kokuyor. Resmen turşu suyu bu. Sen bunun içine sirke mi koydun? Ben ruh hastası mıyım ya? Niye kahveye sirke koydun? kusura bakma ama hayatımda içtiğim en kötü kahveydi bu. Kahve? Abla kahve mi bu ya? Bu insanlık dramı ya. Allah'ım o kadar mı kötü ya? Emrecan şunun bir tadına bakayım ben. Bak. 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 Bak gör. Aa. Çok kötü gerçekten. Hay Allah. Ben demek ki hafızamı kaybedince kahve yapmayı da unutmuşum. Tüh. Neyse istiyorsanız içmeyin. Siz bilirsiniz yine de. Ben bari sofrayı toplayayım. En iyisi. Zarar ziyan bu ya. Ha bir de iyice hassasım. Ne oldu ya? Aa, ben hafızam gidince sofra toplamayı da unutmuşum. Hay Allah. Kım. Çayınız. Fincan yok muydu? Fincan mı? Yani bu ne böyle? Şehir atları vapurun burası. İnce belli bardakla getirmişsin çayı. Çok affedersiniz, tamam. Ben hemen fincanda çayınızı getiriyorum size. Neyse, kalsın o. Bir dahakini fincanda getirirsin. Peki. Bugün kaça kadar açık burası? Yani öyle bir saatimiz yok. Siz gidene kadar ben buradayım. Siz gittikten sonra kapatırım. Harika. O zaman ben akşama kadar burada ders çalışabilirim, değil mi? Akşama kadar mı? Bizim evin kaloriferleri bozuldu da. Ev bayağı eski, anda buzhaneye dönüyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi okulda çok uzak, pazar günümü okulda geçirmeyeyim değil mi? Yani tabii. Burası çok iyi de şu kapıyı da kapatırsan şahane olacak. Kapıyı da hallettik. Sağ ol. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, şu an gerek yok. İzin verirsen dersime konsantre olabilir miyim? Tabii. Eyvallah. Şu şekerlerini de al kardeşcağızım. Şöhret ne tuhaf bir şey ya. Ben geçen gün şuraya alışverişe geldim. Bütün köy buraya toplandı. Yok selfie çekenler, ahbaplarıyla görüştürenler, yumurtalar, hediyeler filan. Şimdi de kimsenin salladığı yok. Ya usta, sen de burada bizimle perişan oldun. Bence orman evine dön, bir güzel dinlen. Biz iki yetişkin kadınız, biner şuradan bir minibüse gideriz. Olur mu öyle şey ya? Ben burada sizi iki başınıza bırakır da gider miyim? Hem daha benim işlerim var. Daha telefonum falan şarj edeceğim. İyi peki sen bilirsin. Salihciğim. Efendim. Nesrinciğim. Bak. Sana bal aldım. Niye? Sen beni dün geceki ayıyla karıştırıyorsun galiba. Efendim? Yani ne gerek vardı, niye zahmet ettin diyorum. Götür ver geri, boşu boşuna masrafa girme. Olsun. Bulunsun yanında. Bol bol enerji verir sana. Neyse, ben biraz daha dükkanları gezeyim. Bu arada uzaktan da olsa gözüm üstünde. Niye ki? Bilmiyorum artık. Hareketlerine dikkat et. Hoşça kal Salih'cim. Allah. Çattık vallahi. Ya usta kusura bakma ya. Benim yüzümden bir sürü dert aldım başına. Yok canım seninle ne alakası var? Niye senin yüzünden olsun? Öyle tabii usta. Şimdi ben farkındayım her şeyin. Yani Nesrin ablayla aranızda bir ilişki olmadığı gayet açık. Sırf Nermin abla senle beni ayarlamaya çalışıyor diye böyle davranıyorsun. Yok canım ne alakası var şimdi yani? Ama ayrıca... Nermin bizi niye ayarlamaya çalışsın ki? Bizim aramızda öyle ayarlanacak bir durum mu var? Ustacığım sen rahat ol. Ben her şeyin farkındayım. Hem zaten böyle bir şey olmasına ben asla müsaade etmem. Müsaade etmez misin? Ha tabii etme tabii yani. Niye müsaade edeceksin ki böyle bir şeye yani? Yani sen benim ustamsın, ben de senin çırağın. O kadar. Yani bizim aramızda bu iş ilişkisi dışında bir ilişki olamaz. O yüzden içini rahat tut usta sen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Esas ben teşekkür ederim her şey için. Of, tamam abi, şunu koyuyorum. Şişlenecek kızım. Enişte. Şöyle 2 dakika otur, senin kafanı bir kontrol edeyim ben. Gel. Dikişlerimi mi? Hı hı. Yani sonuçta kafa bu, ihmale gelmez enişte. Doğru, doğru. Ben de bir an evvel iyileşmek istiyorum zaten. Hadi bakalım. Otur bakalım. Otur. Enişteciğim şimdi sen 36 saat süren çok ciddi bir operasyon geçirdiğin için... 36 saat. Evet enişte 36 saat. Ya hatta senin şu an yürüyor olabilmen, bırak yürümeyi, konuşuyor olabilmen bile bir mucize aslında ya. Ne yaptınız oğlum 36 saat benim kafamın içinde? Sana beyin nakli yaptık enişte. Yani sen kafayı vurunca senin eski beyni kurtaramadık. E biz de ne yapalım? Sana başka bir beyin taktık. İşte o arada da senin hafıza bir inceden gitti. Ne diyorsun ya? Hı hı. Vah 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 vah. Hay Allah. Aa, sen beni kandırıyorsun. Aa, vallahi sen beni kandırıyorsun kayınço. Beyin nakli daha çıkmadı ki, ha? Enişteciğim ben cerrahım cerrah. Ya sen bana inanmıyor musun? İnanıyorum. Hem bana inanmıyorsun, ya ne münasebet. Ayrıca bir de sen tıpta neyin çıkıp neyin çıkmadığını benden iyi mi biliyorsun Allah aşkına? Mümkün değil. E o zaman enişte senin eski hafızan, eski beyninle birlikte hop çöpe gitti ya. Çöpe mi attınız kafamı? Hmm. Yazık olmuş. Şimdi yepyeni bir tane var. 0. Oh be, az kullanılmış. Aynen öyle işte. Oh. Ama çok kişi de yoktur bu. Bir tek sende. Ne diyorsun ya? He? Allah'ım ya, çok havalı. Bunu kutlamalıyız. Ha? Bunu kutlayalım. Olur. Ben sizi bir yemeğe götüreyim. Ha? Farklı bir yere. Daha önce hiç gitmediğiniz, çok klas bir mekana. Biraz pahalı, normalin dışında. Ha? Kazık bir yere gidelim şöyle. Ha? Olur. Ben ısmarlıyorum ha. Ha? Olur mu? Olur tabii. Adamsın be. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kalk. Hadi al. Hadi bakalım. Çayınızı tazeledim. Teşekkür ederim. İyi misin? Çok sağ ol. Aa, gıcık kız. Ya ben onu içimden söyleyecektim. Özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Bir şey mi söyleyecektin bana? Yo, öyle gözüm daldı da. Anlıyorum, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen bir daha istersen söyle, ben doldururum çayını. Çay için teşekkür etmedim sana. Dün gece o şerefsiz kapkaççılardan kurtardın ya, onun için teşekkür ettim. Aa, yok canım ne demek yani. Kim olsa aynı şeyi yapar zaten. Olsun, sağ ol. Kahveci de varmış, benim telefonun şarjından taktım doluyor. Kahvecinin kulaklar kaput. Duymuyor. Çok sevindim, iyi. Dolsun da akşama Nermin'i bir arayayım, çocuklar merak etmesinler. Ya usta sen ne güzel bir babasın ya. Eyvallah. Vallahi bak, ya çocuklarına kızgın olsan bile onlara kıyamıyorsun, merak etmesinler diye elinden geleni yapıyorsun. Şimdi anne babasının nasıl kızacaksın, nasıl küseceksin? Anca mış gibi yaparsın işte benim yaptığım gibi. Kızmış gibi yaparsın, küsmüş gibi yaparsın. Doğru. Hadi o zaman sen de dön artık evine ya. Hiç mi özlemedin çocuklar? Özledim, özlemez olur muyum ya? Hepsi tek tek burnumda tutuyor. İnanmayacaksın, o damat sıpasını bile özledim. İşte bak gördüm, özlemişsin o kadar. Hadi sen de bizimle dön usta. Ne yapacaksın buralarda böyle tek başına? Daha değil ya, biraz daha vakti var. Ben şimdi onlara bir şey anlatmaya çalışıyorum, bir şey söylemeye çalışıyorum. Tam anlatamadan dönersem buraya gelmemin bir manası kalmaz. Ne anlatmaya çalışıyorsun usta onlara? Ya işte hayata dair bir şey anlasınlar istiyorum. Belki anlamayacaklar, belki anne baba olduktan sonra anlayacaklar ama... yarın öbür gün demesinler, babam bunları biliyordu da bize niye anlatmadı demesinler. Bize hemen acil meze tepsisi yollatsanıza ya. Karnımız çok aç. Ne güzel bir yermiş burası böyle. Keşke babam da burada olsaydı. Babam yanımızda olmayınca bu aile yemeklerinin de hiç keyfi olmuyor. Çünkü babam olmadığı zaman tam bir aile olamıyoruz abi. Allah. Hadi babamın yerini söyle. Maalesef babanız burada olamaz çocuklar çünkü babanız çok uzaklarda. Aman Allah'ım. Soğuk tepsisi geldi. İnsanın aklını alır bunlar ya. Ben Haydar'ı işte. Hepsinden çifter çifter. Ben zaten aklımı çoktan yitirdim. Kafam çok rahat. Ver ver hepsinden. Çayınızı tazelememi ister misiniz? Yok daha var teşekkürler. Soğumuştur ama o. Daha iyi ben çayı soğuk severim. Peki. Yardım etmemi istediğin bir şey olursa çekinmeden sorabilirsin. Efendim? Roma hukuku değil mi o çalıştığın? Evet. İlk Roma Anayasası üzerine dönem ödevini yazıyorsun sanırım. Maalesef. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya sen Roma hukuku nereden biliyorsun? Çünkü ben de senin gibi hukuk fakültesi öğrencisiyim. Aa, gerçekten mi? Gerçekten. Ben senden bir üst sınıftayım ama. Yani o dersi geçen sene görmüştüm. A ile geçmiştim hatta. Tebrik ederim. Bu arada biz seninle aynı okuldayız. Hı, güzel. Yani ben seni kampüste görüyorum sürekli ama sen beni görmüyorsun bile. Yani görüyorsan da pek umurunda olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ben senin tipin değilim, değil mi? Okulun otoparkına park ettiğim son model bir spor arabam da yok. Ben halk otobüsüyle gidip geliyorum okula. Bir çay daha alabilir miyim ben? Tabii. Ay, ay. Almış bu kadar bu. Ay çok yoruldum. Ay Salih'ciğim buranın pazarını görmen lazım. Her şey o kadar taze, o kadar organik ki. Gelmişken evin alışverişini de yapayım dedim. Farkındayım. Bütün pazarı toptan yüklemiş getirmişsin. Bir çay alabilir miyim lütfen? Açık olsun. Bizim minibüs gelmedi mi hala? Ne yazık ki gelmedi Nesrin'cim. Ne yazık ki. Yol yardım bize geldi galiba bunlar. Siz bana geldiniz herhalde. Salih Çelik siz misiniz? Evet. Abicim neredesiniz siz? Hani dün gelecektiniz? Vallahi abi dün yola çıktık. Akşam trafiğe takıldık köprüde. 2 saatte de geçemedik. Sonra geç oldu diye geri döndük. İyi de insan bir haber verir ya. Ben bak 2 tane hanım 1 tane ayıyla mahsur kaldım ormanın ortasında. Ya abi kaç defa aradık zaten seni. Kapalıydı telefonu. İyi de siz bana 2 saat sonra geleceğiz diye bir söz verdiniz. Sözünüzde durmanız gerekmiyor mu? Haklısın abi kusura bakma. Ama bak geldik şimdi buradayız abi. Nerede sizin minibüs? Gidip bakalım sorunu neyse çözeriz. Buradan bir 15 dakika mesafede. Orman evi var orada. Nasıl yapacağız şimdi? Atlayın bizim arabaya, öyle gidelim. Tamam. Yalnız bir dakika. Hanımlar, benim bu servisçileri arabanın yanına götürmem lazım. Tamam usta, sen işine bak. Hiç aklın bize kalmasın. Ne aklın kalmasın ya? Nasıl aklın kalmasın? Ay ablacığım, bir şeyde itiraz etmesen şaşarım yani. Salih'ciğim, beni burada bu deliyle yalnız bırakma lütfen. Bak, burası bilmediğimiz etmediğimiz bir yer. Yani kurda kuşa yem olur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Akşam hava kararmadan gelecekmiş İstanbul'un görürsün. Ya kardeşim, biz burada birbirini deli gibi seven iki insan olarak bir mesele konuşuyoruz. Sen niye ikide bir de her lafa maydanoz oluyorsun ya? Yok usta, ben fikrimi değiştirdim. Bence sen bu kadınla beni burada yalnız bırakma çünkü kendimi zor tutuyorum. Sen gittiğin an dalacağım ben buna. Tabii. Tutma kendini, çık dışarı. Ablacığım zaten dışarıdayız ya. Ne duruyorsun o zaman? Aa yeter ama sen kaşındın ya, yani. Tamam. Allah Allah. Şu halinize bakın ya. Kocaman yetişkin insanlarsınız. Ya yakışıyor mu böyle çocuk gibi kavga etmek, gelişmek size? Tamam. Siz de gelin benimle. Ben araba yapılınca getiririm sizi buraya. Bir dakika. Tamam siz binin bak. Tamam geliyor. Hadi geçin siz arabaya, ben hesabı ödeyeyim. Telefonumu şarjdan alayım, geleyim. Bize birer Türk kahvesi, bir de hesabı ver lütfen. Allah'ınızı seviyorsanız davranmayın ben ödeyeceğim. Ne olur diyorum, and içiyorum ben, bak yemin verdirdim diyorum. Bu ne demek? Benim zaten öyle davranacak durumum yok enişte. Aa. Ne oldu hayatım? Hayatım, ben hafıza gidince bütün kartların şifresini unuttum. Ay, nakit para da yok ya. Ne yapacağız şimdi? Pardon, ne yapacağız? Ne yapalım artık? Bu seferlik kılınç ödesin. Ha, sağ ol. Ama bak Allah adı verdi bir dahakine ben... Bak ne olursun bir dahakine ben ısmarlayacağım. Ya enişte, tamam enişte ya. Enişte, tamam. Altı üstü bir yemek ya, lafım olur. Afiyet olsun. Sağ ol. Aşkım. Tehlike geçti. Çıkabilirsin. Ne oldu, hallettiniz mi ya? Kusura bakma abi. Hallettik biraz. Ben şey yapardım aslında. Ah. Kaşınıyor ya. Bu dikiş yerleri kaşınıyor. Bakayım mı? Sıkıntı yok. Tamam. Hallettik işte. Hala. Ne var? Senin sesin çok güzel, biliyor musun? Teşekkür ederim. Ya acaba bana yatmadan önceleri ninni okuyabilir misin? Ne? Ya kafam şimdi kazan gibi oldu hala. Ninnisiz uyuyamıyorum. Ay kaşıntı. Kızım kusura bakma ama ben daha fazla dayanamayacağım. Adam resmen kafa buluyor bizimle ya. Hala tamam, sakin ol ya. Halacığım sakin ol, tamam. Biz de seninle aynı düşünceleri besliyoruz zaten şu anda enişteme karşı. Ya hala, çocuklar bakın bizim artık enişteme altın vuruş yapıp toplu intikamımızı almamız gerekiyor. O kadar. Tamam işte. Bırakın o altın vuruşu, ben yapıvereyim tavayla. Hayır hala ya. Bu masada şiddet yok, tava yok bu masada. Bizim yapmamız gereken şey eniştemi bir köşeye kıstırıp onu kendi kendine itiraf etmesini sağlamak. Bu kadar. Evet. Ancak bu şekilde çıkacak eğlencesi. Yalnız Kılınço, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bana kimin beynini taktıysanız şahane. Hem hafif hem de çok kullanışlı. Adam zeka küpüymüş yalnız. Öyle böyle değil. Artık lep demeden Çorum'u anlıyorum. Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Sağ ol. Ah. Enişte. Canım. Sen bana borcunu ne zaman ödeyeceksin? Ha. Hı? Ne borcu? Nasıl ne borcu? Senin kafa uçtu gitti tabii, hatırlamıyorsun. Tüm bilgiler uçtu. Sen geçen sene benden 2500 lira borç almıştın ya. Sıkışık bir zamanın vardı senin. Şimdi ben sıkıştım ama. Hani senin şu kimlikle falan bankaya gitsek de onu artık bana versen diyorum. Hı? Seni küçük komedyen seni. Ulan herkesin dediğine göre sen işsiz güçsüz çapulcu, beş parasız Emrecan'ın tekisin. Ben koskoca Haluk Güney holding patronu senden 2500 lira borç mu aldım? Duy da inanma. Halacığım şu tavayı ödünç alabilir miyim sen? Emrecan bak. Bak aslan. Ben hafızamı kaybetmiş olabilirim ama bu benim mantığımı ve zekamı kaybettiğim anlamına gelmez. Senin eniştenin bu hasta ve acınası durumundan faydalanıyor olman ne sana ne de aldığın aile terbiyesine yakışmaz. Hayır, paraya ihtiyacın falan varsa söylersin, enişten halleder. Haluk'la kimse başa çıkamaz. Hey! İşte bizim arızalı çocuk bu usta. Siz anahtarı bize verin, oturun keyfinize bakın. Biz sorununu hallederiz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Usta ben çay koyuyorum o zaman. Tamam. Akşama ne yemek istersin Salih'ciğim? Ya ben kasaptan terbiyeli kanat almıştım ızgaralı. Yemek yok. Ne yemeği ya? Minibüs çalışır çalışmaz biniyoruz, gidiyoruz. Ben sizi paketliyorum. Herkes evinde yiyor yemeği. Tabii tabii. Hayırlısıyla şu minibüs bir çalışsın, bakarız. Ben arabadan poşetlerim abi. Bir daha hiç tanımadığın insanların hayatı hakkında yargıda bulunma sakın, tamam mı? Yani ben de halk otobüsüyle gidip geliyorum okula. Ne var ki bunda? Ben bundan hiç rahatsızlık duymuyorum. Ayrıca az önce hakkında salladığın gibi bu kampüsün otoparkına spor arabalarını park eden çocuklar var ya, onlarla hiç işim olmaz benim. Bilmiyorsun tabii. Benim annem de babam da öğretmen. Ve ben onlardan ne öğrendim biliyor musun? Bir insanın değerini bu altındaki arabasına, parasına göre değil, ahlakına, zekasına, hayata karşı duruşuna göre ölçüp biçmeyi öğrendim. Özür dilerim. Özür diliyorsun. Özür diliyorum. Sen bu Roma hukukundan ne aldığını söylemişsin değil mi? Evet. Tamam. Hadi benim yarına kadar ödevi yetiştirmem lazım. Gel de bana yardım et. Oturabilir miyim? Aa, yok ya, sen ayakta bekle. Ya saçmalama, tabii oturacaksın. Tepemde dikilerek olur mu o? Gel, hadi. Ne yapıyorsun? Bir saniye. Bin mailinde. Nasıl bu kadar çabuk bitirdin? Ya ben bunları geçen sene yazmıştım. Nasıl? Ya bizim fakültedeki hocalar meğerse birinci sınıflara her sene aynı dönem ödevini veriyorlarmış. Aynı ödevi kendi mailimden çekip senin bilgisayarına indirdim. Sadece tarihini değiştirmek kaldı. Sen de ismini soy ismini değiştirip kaydettin mi tamamsın. Ama bu süpermiş ya. Bu arada ben bu ödevden de geçen sene A almıştım. Bu kıyamını unutmazsan sevinirim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ama ya hoca bunun senin geçen seneki ödevin olduğunu anlarsa? Merak etme. Geçen seneki Roma hukuk hocası bu sene fakülteden ayrılmış, yerine başka hoca gelmiş. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay şu an inanılmaz rahatladım biliyor musun? Üstümden inanılmaz bir yük kalktı ama Bak ben normalde böyle şeyler yapmam. Yani inanılmaz çalışkan bir öğrenciyimdir. Hayatım boyunca kopya çekmişliğim bile yoktur. Ya evimin kaloriferleri 10 gündür bozuk olmasa zaten ödevi yapabilirdim diye düşünüyorum. Sakin ol. Yani bu konuda zaten seni yargılayan olmadı. Aa, Senin adın Yiğit mi? Evet, Yiğit de. Niye bu kadar şaşırdın adımın Yiğit olmasına? Yok, adının Yiğit olmasına şaşırmadım da... Yani 2 saattir birlikteyiz ve ben adını hiç öğrenmemişim, ona şaşırdım. Yani ona bakarsan ben senin adını hala daha bilmiyorum. Ay, doğru. Hah, budur. Elinize sağlık. Bujiler düzgün çalışmıyordu, bujileri değiştirdi usta. İyi yaptınız, sağ olun. Ben gideyim, hanımlara haber vereyim. Araba çalıştı kızlar. Hadi ya, tüh. Ay çok sevindim usta, hadi gözün aydın. Sağ ol. Buyur usta, çayını al. Şöyle alayım. Hadi hemen gidiyoruz. Çaylarımızı içelim. Ama ne acelemiz var hayatım? Köydekiler İstanbul'da olmuşunun akşamüstü kalkacağını söyledi. Bence en iyisi biz o zamana kadar evimizde bekleyelim. Hem belki sen beni biraz daha salıncakta sallarsın ha? Olmaz. Hemen gidelim. Bakarsın araba erken gelir, sizi almadan gider maazallah sonra. Ne yapacağım ya? Bir gün daha burada mahsur kalmak zorunda kalırsınız. Hem sonra imdadıma yetişecek kimsem de yok. Jandarma ayıyı yakalamış. Kim kurtaracak sizi elinizden? O yüzden çabuk çabuk içelim. Hemen gidelim. İstanbul minibüsünün girişine park edeceğim ben arabayı. Arabanın içinde bekleyeceğiz. Gelirken gelmez göreceğiz. Paltoyu bile giyemeyeceksem al canımı yarabbim. Bu hayatın koşuşturmasından bıktım. Al canımı. Al. Haluk kalk. Kalk. Bırak Ece. Ya ne bırakayım? Tutacağım paltonu. Benden nefret et. Benden tiksin. Ama sana yalvarıyorum. Bana acıma. Sana acımıyorum zaten. Yalnız çocuğu takdir etmek lazım. Yalanını sürdürmek için Oscar'lık performans sergiliyor. Kalk, hadi. Hadi. Evet. Oldu da bitti. Hadi bakalım. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun aşkım. Hepimizden razı olsun. Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Ne? Sırtıma sıkışıyor. Tamam. Kaşındığım yere dokunamıyorum. Dokunamıyorum. Al canımı ne olursa yarabbim. Tamam sen hiç kıpırdama orada. Ben şimdi senin sırtını öyle bir kaşıyacağım ki. Yani şu anda enişteme kafa, göz, kulak, burun, boğaz şeklinde damlamak için zor tutuyorum kendimi ya. Al benden de o kadar birader. Abi peki sizin dediğiniz altın vuruşu nasıl yapacağız ya? Yani eniştemi bir şekilde kunduna getirip öyle lafları almamız lazım aslında. Öyle de işte. Nasıl yapacağız? Ya abicim inşallah trafik falan çok... Öykü? Biraz aşağı. Şuraya doğru. Heh. Yeterli oldu mu sevgilim? Şahane oldu. Gerçi artmazsa yetmez derler ama olsun. Kalanını da artık evde şey yaparsınız. Şey yaparız. Sizi seviyorum Ece. Ama başta seni. Ay çok vardım ben. Çıkalım mı artık? Dur kızım daha paltom gelmedi benim. Nerede halamın paltosu? Halamın paltosu nerede? Kusura bakmayın efendim. Askı fişleri karışmışlar. Halacığım. Hayret. Ya Egemen'cim seni çok özlemişim. Ya ben de seni çok özledim Öykücüğüm. Bu arada sahi biz ne zamandır görüşmüyoruz seninle? Vallahi nereden baksan şöyle 3-4 sene olmuştur. Vay be. Ya o kadar oldu mu sahiden? Ya hadi gel bir kahve içelim ha. Hem oğlumla da tanışırsın. Şaka yapıyorsun. Senin oğlun mu oldu? Evet. Bakıcısıyla o da burada. Sende yok mu çocuk? Var. Yani yolda. Çok sevindim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Biliyor musun? Abinle bize okuldayken tehlikeli ikili derlerdi. Aa. Niye ki? Çünkü birader biz Öykü'yle bir olurduk fakültede. Böyle organize eşek şakaları düzenlerdik. Sonra da diğer çocukların üzerinde denerdik o şakaları. Aa, sen? Evet abiciğim, ben. Ya o kadar çok eğlenirdik ki böyle gülmekten karnımız ağrılar falan girerdi. Ya Öykü sorma ya. Hatta bir ara böyle gülmekten karnımda baklavalar falan çıktı benim. Hiç unutmam. Senin? Evet abiciğim, benim. Ya gerçek hayat bana ne zaman ağır gelse en çok o günleri özlüyorum. En çok da o günlere dönmek istiyorum biliyor musun? Ben de. Sen? Hı hı. Ben. Egemen, ne yapalım biliyor musun? Şöyle birazcık nostalji yapalım. Bizim şu eski best of şakalarımızı iş arkadaşlarımızın üzerine falan deneyelim. Ne dersin? Bence bugün nostalji yapmak için harika bir gün. Oh, nihayet gidiyoruz ya. Nesrin nerede? Aa, bilmem. Deminden beri söyleniyordu ya buralarda eve dönüyoruz diye. Hey Allah'ım ya Rabbim sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Nesrin! Allah senin cezanı vermesin. Şuna bak deve kuşu gibi kafayı gömmüş kuma. Ayı geliyor. Minibüse sattın çabuk. Minibüse. 25 gram aklı vardı o da gitti. Hoş gel. Ay. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben niye arkaya biniyormuşum? Sen bin arkaya. Ne münasebet canım geldim oturdum bile ben sen gidin. Çabuk in aşağı dedim sana. Ben bineceğim erkek arkadaşımın yanına ya. İnmiyorum efendim. Ne var arkaya geçip otursan ölür müsün? Geçmiyorum. Çabuk in dedim. Ya aman tamam be üst geç. Geliyor. Ay. Allah Allah geç de gidelim bir an evvel hadi. Haluk, tanıştırayım. Oğlum Merter. Merter sıkışık herhalde. Alın siz bunu. Siz beni başka bir Haluk'la karıştırdınız anladığım kadarıyla. Ne sizin ne de çocuğunuzu tanımıyorum. İyi günler. Vay Halukcuğum, vay. Demek hem aşkımızı hem de aşkımızın meyvesini inkar ediyorsun öyle mi? Hanımefendi siz bozuk bir şey mi yediniz ya? Ha? Ne aşkı ya ne meyvesi? Halacığım. Al gel. Hanımefendi lütfen bebeği şöyle biraz uzakta tutar mısınız? Tavanın nereye geleceği belli olmaz. Haluk. Kim bu kadın? Nereden çıktı bu bebek? Kim bu ya? Evet abi. Ay, ya. Ya yeter artık ya. Çocuk yapmış adam. Şuna bak. Ne yapsın sen? Yufkacızadelere bak ya. Nereden çıktı bu bebek? Ne bileyim ben anasına sorun nereden çıktığını. Anası senden olduğunu söylüyor. Şişt, karışma sen. Ya size ne oluyor ya? Ben burada bir tek Ece ile muhatabım. Onunla konuşurum. O zaman Ece burada. Hesap ver bakayım. Karıcığım ben tanımıyorum bunları. Kur'an evliya çarpsın ya. Tanımışlığım falan yok yani hanımefendi. Yalan söylüyorsun, yalan. Bizim Haluk'la 3 sene önce çok ciddi bir ilişkimiz vardı. Tam evlenecektik. Hamile olduğumu öğrenince beni karnımdaki bebekle bırakıp kaçtı. Yazıklar olsun işte. Belanı vermesin. Ben böyle rezillik görmedim. Ben görmedim. Bayıldı. Yalan. Bayıldı ayol. Ama yalan. Kesin yine ben inanmıyorum mesela şu an. Bak. Yo enişten bu sefer hakikaten bayılmış ya. Gerçekten. Ay çok mu üstüne gittik? Hayır Öykücüğüm seninle ne ilgisi var ya sen çok iyisin. Böyle devam et. Devam. Enişte. Alo. Egemen. Kim bu Öykü? Öykü benim eskiden tıp fakültesinden çok yakın bir arkadaşım. Anladın mı? Aa, çok memnun oldum. Yani Çocuk gerçekten Haluk'tan değil mi? Yok hayır teyzeciğim. Hayır. Abimin dediği altın vuruş yaptık biz halacığım. Yardımların için çok teşekkür ederim. Ne demek, her zaman beklerim. Yani şey manasından, ders manasından her zaman beklerim. Anladım. Aa ben çaylak parasını ödemeyi unuttum. Biz öğrenciler her zaman birbirine yardım etmeliler. Peki tamam, bu seferlik böyle olsun. O zaman ben gideyim artık. Evine bırakmamı ister misin seni? Neyle? Yani yürüyerek ya da bisikletle. Yok onu ben şey yapmayayım, sen işine bak. Ben gideyim, görüşürüz. Görüşürüz. Ay, ben unutmuşum da. Pardon, rahatsız ettim. Görüşürüz, iyi danslar. Burası gayet güzel. Gelirken görürüz arabayı. Şimdi orası durak, durdurmazlar bizi. İstanbul minibüsü kaçta geliyormuş usta? Bilmiyorum ki. Bekleyeceğiz işte, gelirken göreceğiz. Zıplayacağım ben. Aa, bu benim en sevdiğim şarkı. Şarkı değil o, türkü. Türkü. Aman yesinler, yesinler, şeker yesinler. Bu kız bu oğlana aşık desinler. Salih'cim, hadi gel klip yapalım. Ya saçmalama Nesin, Allah'ını seversen ya. Şeker yesinler. Aman yesinler, yesinler, şeker yesinler. Bu kız bu oğlana. Salih'cim, bu şarkı bizi anlatıyor. Amanım ben yandım, 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 yandım. Ya Nesrin, etraftan bir gören olacak. Ayıp denen bir şey var ya. Ay Allah'ım ya. Egemen nefes alıyor mu? Alıyor ablacığım, alıyor. Ya bir sakin olun. Eniştem altı üstü bir bayıldı o kadar. Tamam, Emrecan, tamam. Ceylan darlama. İyi oldu. İyi oldu. Tamam. Aa eyvallah. Şimdi yüz vermiyorsunuz ama 3-4 seneye dizi oyuncusu olunca göreceğim ben sizi. Hey yavrum hey. Ayı gibi para kazanıyorlarmış. Bakalım. Moruk ne haber? Oo evladım nasılsın? Takılıyoruz. Ha? Takılıyor musun? Sağlığın, saatin nasıl diye soruyorum sana. Fena değil babişko. Orta şekerli diyelim. Bugün Suadiye'de sokak dansı yarışmasına katılıyorum. Sokak dansı? Check this out. Benim evladım nasıl böyle olur ya? Ya babacığım sen neydin ki ben ne olayım? Armut dibine düşer. Sen zevzek ve hayta tavırlarının hepsini benim DNA'ma da geçirmişsin. Sağ ol. Terbiyesiz. Ben işimde gücümde klas bir iş adamıydım. Salih ya ben niye yufka açıyorum? Babişko, zevzek tavırlarınla sen bu şirketi batırmadın mı? Dedem de senin yanına çırak olarak aldı işte. Ama iyi oldu, bakma sen. Sen batırmasan ben batıracaktım çünkü. Doğru. Anan nerede? Oo. Annem seni terk edeli yıl oldu baba, yıl. Postacı. İrfan'la. Beklese benim de saçım beyazlamıştı ne güzel. Damat kendine geldi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok acayip bir kabus gördüm ya. Kadının birinin kucağında bir çocuk. Bu senin, bu senin diye üstüme üstüme geliyor. Manyak mıdır nedir ya? Yine bayıldı. Yine bayıldı. Haluk, al. Ya Egemen'cim çok mu abarttık ya? Yo yo, hayır hiç abartmadın, gayet dozunda. Ya Öykü, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet ettin, seni de daha fazla tutmayayım. Ufaklığı da yormayalım. Tamam. Babişko. Babişko ne kızım ya? Ne habersin? Allah Allah. Ya Ece içeri girince bir babacığım nasılsın, iyi misin de bir hal hatır sor ya. Bu ne biçim Türkçe ya? Ne hale getirdiniz Türkçeyi? Lol baba. Sesli güldüm yani. Gerçekten sana inanmıyorum babaya. Türkçe mi kaldı ki? Bana bak Ece. Türkçe dünyanın en köklü, en güzel dillerinden birisidir. Kimse onu yozlaştırıp yok edemez. Laflara bak. Dad. Lütfen birazcık sakin olur musun? Relax. Bak hayır. Sakin ol. Hashtag. Babacandır. Senden babacığım birazcık nakit para istiyorum. Çünkü okuldan sonra arkadaşlarla birlikte caddeye gideceğiz. Kızım okuldan sonra evinize gitseniz. He? Ne var bu caddeler? Aslında... Ups. Okulu direkt kırıp caddeye gideceğiz arkadaşlarla. Ece sen yürek mi yedin kızım sabah sabah? Daddy, ne olur birazcık sakin ol. Bana bak, babayla böyle konuşma. Allah dillerini taş yapar seni. Şaka yapıyorsun. Yalnız bu durumun suçlusu ben değilim, sensin. Ben mi? Evet. Çünkü benim tam olarak bu durumda olmamın, böyle konuşmamın, böyle şeyler giymemin ve böyle bir insan olmamın nedeni sensin. Senin genlerin bana geçti. Ya ben Haluk Güney'in yeni liseli kız modeliyim. Anladın? Yalnız şöyle bir durum var. İyiyim. Bayağı iyiyim. Hah, damatta elektrikler geldi. Ece, her şeyi itiraf edeceğim. Yalan söyledim. Sana ve ailene oyun oynadım. Kafamı kale direğine vurmam gerçekti. Sonrası hafıza oyunu. Orası yalan. Ama yemin ediyorum, vallahi de billahi de ben o kadını hayatımda daha önce hiç görmedim. Neden hepimize organize bir şekilde yalan söyledin peki Haluk? Şirinlik olsun diye. Al kızım. Al. Gerek yok halacığım. Hadi. Ececiğim ne olursun ya. Özür dilerim. Sen şirketteki bütün oyunları kazanıp başkanlık koltuğuna geçince... Zaten senin sahip olduğun bir koltuğu yalanla dolanla, üçkağıtla neden geri almaya çalıştın ki? Ne yapayım? Benim de en büyük silahım bu işte. Yalan bir silah değildir damat. Eğer kendini uyanık sanıp yalanı kendine silah yapmaya kalkarsan... sadece kendi ayağına sıkabilirsin. Tam tersine. Hayatta en büyük silah, en büyük güç, en akıllı strateji doğruluktur, dürüstlüktür, mertliktir. Çünkü en acı gerçek bile en basit yalandan daha kıymetlidir. Aa, yeter, yeter. Kesin sululuğu. Burada ciddi bir şey söylüyorum. Hadi çocuklar, biz gidelim artık. Yalnız bırakalım eniştenizle Ece'yi. Bundan sonra mesele artık onların. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Ne var biliyor musun Haluk? Ben son birkaç gündür kendimi çok sensiz hissediyorum. Sanki sen değil de başka biri varmış gibi yanımda. İşte bu hafıza. O yüzden kendimi çok yalnız hissettim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. İşte bu yüzden seni çok uzun bir süre affetmeyi düşünmüyorum Ali. Hatta sen birkaç gün eve hiç gelme. Çünkü senin yüzünü görmek istemiyorum. Ne diyorsun Ece? Ne mi diyorum? Yeter diyorum Haluk. Yalanlarından, dolanlarından bıktım artık. Sen benim aileme yalan söyledin. Onları kandırmaya çalıştın. Beni aileme rezil ettin. Tamam, onlardan da özür dilerim. Haklısın. Seni değiştirmeye çalışmam çok büyük bir hataydı. Seni ben olduğum gibi sevdim. Böyle sevdim. Sana böyle aşık oldum. Deli dolu hallerini kabul ettim. Öyle evlendim seninle. Ama bu kadarını tahmin etmedim. Tamam, kabul, değişme. Ama ne olur biraz büyü. Ne olur olgunlaş artık. Belki ileride bir çocuğumuz olur. Belki ileride, yani şimdi değil. Bence her şeyin iyi olması için birkaç gün görüşmeyelim. Sen benim bu söylediklerimi düşün. Bir tart ve bir karar ver. Sonra oturup yine konuşuruz. Devam mı etmek istiyoruz? Yoksa ayrılmak mı istiyoruz? Ayrılmak mı? Hoşça kal Ali. Geç alacağım. Ece! Hah, geldi seninki. Ece! Şöyle dur, şöyle dur. Halacığım, Haluk beni sorarsa babasının yanına saklanıyor dersin. Tamam, tamam kızım. Hadi geç içeri. Ece! Ece! Emrecan, oğlum açsanıza kapıyı. Buyurun, kime bakmıştınız? Kayınço oluyor mu böyle? Hadi. Kayınço mu? Ben senin nereden kayınçon oluyorum ya? Ablam ikinci bir emre kadar senin bana kayınço demeni yasakladı enişte. Aman Haluk Bey. Hadi Emrecan müsaade et. Hop. Nereye geçiyorsun ya? Ablam ikinci bir emre kadar senin bu eve giriş çıkışını da yasakladı. İyi günler. Ece! Ece! Ay! Başladı bu bağırmaya. Ha, sustur, susturabilirsen şimdi. Ece! 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 Ece bak, olmuyor böyle hayatım. Yani hemen bir kavgada beni kapının önüne koyuyorsun. Biz ergen değiliz ki. Karı kocayız biz. Ha? Sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Gel bir yerde iki medeni insan gibi oturup konuşalım, çözelim bunu hayatım. Ece! 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 Ayıp oluyor bak etrafa. Ne bakıyorsun lan? Ha? Film mi oynuyor burada? Gir içeri. Gir. Allah Allah. Herkes ne kadar meraklı olmuş ya. Geç ablacığım hadi. Ece! Ece! Enişten resmen çıldırdı. Bas bas bağırıyor ya. İnsanlar çıkacak sokaklara, rezil olacağız. Abi, ne diyorsun? Durduğumuz kabahat diyorum biraderim. Hadi. Kaçalım bakayım. O ne ya? Evladım, ne bağırıyorsun sokaklarda? Rezil ettin bizi bütün mahalleye. Halacığım ayıp oluyor ama. Aa, sen daha ayıp nasıl olur görmemişsin. Emrecan, doldur şunu. İyice ıslatamadım enişteni. Ne gülüyorsun lan? Ha? İşin gücün yok mu oğlum senin? Emrecan, Haluk ne oldu? Gitti mi? Yok, daha gitmedi. İlk kovayı yedi ama gitmedi, denk gelmedi. Benim ne yapıp edip bu yufkacızadelere kendimi affettirmem lazım. Ne yapsam, toplu çiçek mi göndersem acaba bunlara ben? Cık. Çiçek olmasın. Abi sen bu Nermin teyzeye ne yaptın da bu kadar kızdırdın bilmiyorum ama dua et Salih Usta burada değil yani. Yok işte. Bir rolünü büyütmeye çalışan yan karakter derler. Sana ne lan? He? Sana ne? Sen işine gücüne bak. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi bence bir an önce sen de buradan uzasan iyi olur abi. Çünkü Salih Usta her an Güzelce'den geri dönebilir. Salih Usta Güzelce'de mi? Evet abi. İşte az önce müşteri geldi söyledi. Ya bu Salih Usta'nın yarışmada kazandığı parayı bağışlaması sosyal medyada TT olmuş. İşte Güzelce'de oturanlar da onlar resim çekip paylaşmışlar. Ben de oradan gördüm zaten. Kendi gözünle gördün mü? Gördüm. Lan! Koçum benim, koçum, koçum. Senin rolünü biraz büyütelim. Yiğit, aslanım benim. Hadi mesaj at. Hadi. Mesaj at. Mesaj at. İlk mesaj düştü. Şimdi bakalım kaç milyon tane mesaj atacaksınız Haluk Bey? Balonun saklandığı yeri öğrendim. Köşede, arabanın yanında bekliyorum. Nasıl kaçtın? Ama tam üstüne borç edemedi. Ya bir de gelmedi ya. Gençler, gidiyoruz. Nereye? Kızım daha yeni geldik. Nereye gidiyorsunuz? Sinemaya gidiyoruz halacığım. Ha ben de geleyim ya. Ne zamandır sinemaya gitmiyorum. Yok yok sen gelme hala. Ben baktım şimdi filmlerin hepsi savaş filmleri. Kanlı böyle deşmeli, çıkmalı falan. Sen nefret edersin öyle filmlerden. Aman sevmem kanlı manlı filmleri. Evet hadi kalkalım. Çok güzel bir film. Ben size aşağıda üzerimizi giyinirken anlatacağım filmi. Böyle şaşkın şaşkın kalmayacaksınız yani. Tamam, güzel film. Hepsini çok anlatma. Kanlı bıçaklı yok, olmasın, anlatma. Kan tutar beni ya. Hadi koş, güle koş, güle. Koş. Ne anlıyorsanız kanlı filmlerden. Bak bu sefer de bana yalan söylüyorsan bana ve aileme gerçekten affetmem seni. Bu sefer abimle beraber sana sabahlara kadar dalarız enişte. Yalan malan yok. Bakın. Aa, babam Güzelce değilmiş. Neredeymiş bu Güzelce? Ben biliyorum. Hadi gidelim. O işte. Kullan bari. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Sağ ol usta. Ha usta sen de kendine dikkat et. Yani gece yatarken böyle kapıyı pencereyi iyice bir kilitle. Belli olmaz başka bir ayı falan vardır. Yani Allah korusun. Tamam tamam kapatırım merak etme. Hoşça kal bebeğim. Beni çok özle olur mu? Hiç sanmıyorum. Minibüs kalkıyor yolcu kalmasın. Hadi bakalım hadi. Kalkıyor hadi. Varınca telefon edin, geldik deyin tamam? Tamam, tamam usta. Tamam abartma, Avustralya'ya gidiyorsun sanki. bunlar beni nereden buldu ya? Ne tatlı yer ya. Salih Baba yılların çakalı. En iyi inziva yerini bulmuş kendine.